iki tane kızını almış. Rukiye ve Ümmü Gülsüm. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tebuk gazvesi olacak. Efendimiz aleyhissalatu vesselam minbere çıkıyor. Minberde Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Efendimiz ordu için teçhizat lazım, deve lazım, at lazım. Allah Resulü şöyle buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Kim diyor, kim Allah yoluna malını verecek? Kim Allah yoluna malını verecek? Kim Allah-u Teala'nın rızasını kazanmak için Allah'a yardımcı olacak? Kim Allah'a yardımcı olursa Allah da ona yardım edecektir. Hazreti Osman radıyallahu anhu ayağa kalkar ve der ki ya Resulallah, Şam'a gidecek olan benim atlarım ve develerim var ya Resulallah. 100 deveyi Allah rızası için verdim. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle durur. Tekrar Hazreti Osman Resulullah aleyhissalatu vesselam Efendimiz tekrardan der ki kim Allah yolunda, kim Resulü yolunda malını mülkünü verecek? Tekrar Hazreti Osman kalkar radiyallahu anhum ayağa kalkar ve der ki ya Resulallah, 100 deve ve üzerindeki bütün teçhizat. 100 deve ve üzerindeki bütün teçhizat. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam minberin üzerinde tekrar söyler. Minberin üzerinde tekrar der ki kim malını, mülkünü, parasını verecek? Ve Hazreti Osman radıyallahu anhu tekrar ayağa kalkar ve der ki ya Resulallah, 100 deve ve üzerindeki bütün teçhizatlar. Bakın, 100 deve ve üzerindeki bütün teçhizatlar. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aşağıya gelir. Mihraptan inen aşağıya gelir. Ve aleyhissalatü vesselam ne buyurur Hazreti Osman'a biliyor musunuz? Mâ derra Osmanu ba'du mâ fa'am. Bundan sonra Osman'a hiçbir şey zarar vermeyecek. Yaptığı hatalardan dolayı da, bir kusurdan dolayı da Allah-u Teala onu affetmiştir. Allah-u Teala onu affetmiştir. Allah-u Teala onu affetmiştir.